Kardeşlerim selamünaleyküm. Bugün çok önemli bir konu hakkında konuşacağız. Bugün kendinizin aslında ne kadar önemli bir insan olduğunun farkına varacaksınız. Yani bu video küçük hayaller kuran insanlar için değil de büyük hayalleri olan insanların videosu olacak aslında. Bakın biz bu zamana kadar hep şeytanın bize yaptırdığı hataları ve günahları konuştuk. Yani yapmıyorsunuzdur da hani hep onları konuştuk. Nedir mesela gıybet ettirmek? Nedir mesela harama nazar ettirmek? Nedir mesela suizan ettirmek? Yalan söylettirmek gibi böyle günahlarımızı konuştuk. Günahlarımızdan nasıl kurtuluruz gibi bir gündemimiz oldu. Ama biz bunları konuşurken, bunlarla dertlenirken ki dertleneceğiz, burada bir beis yok. Bunlarla dertlenirken asıl önemli olan yani şeytanın bize yaptırmadığı daha büyük amelleri konuşmayı unuttuk. Şeytanın en büyük hilelerinden bir tanesi kârdan zarar ettirmek. Mesela bununla alakalı YouTube'da da çok içerik bulamazsınız. Yani hep şeytanın yaptırdığı. Peki yaptırmadıkları? Peki aramızdaki büyük zatlar? Peki aramızdaki çok daha büyük hayırlara vesile olabilecek o kişi? Hani şey gibi olmasın bu, sen aklına koyduğun her şeyi yaparsın. Hani hakikaten öyle yani. Aramızda ne büyük zatlar var ama kimse bunun farkında değil abi. Belki ben de bunun farkında değilim. Belki sen de bunun farkında değilsin. Şimdi bunu bir çizelgeyle anlatacak olursak. Bir sene iktisat okumuştum. Oradan kalma biraz yeteneğimiz var ama yazım kötü, hakkınızı helal edin. Şimdi buraya biz büyük ameller diyeceğiz. Öyle diyelim. Daha iyi anlaşılsın. Buraya küçük ameller. Yazı ne kadar çirkin olursa o kadar zeki olduğunu ortaya çıkıyormuş. Şuraya da sevap diyeceğiz. Buraya da günahlar diyelim. Arkadaşlar bunlar da günahlarımız. Şöyle büyük ameller. Şöyle yapabiliriz bunu. Bu zaten günahlar nötr. 10, 30, 50, 100. Şimdi bu tablo şeytanın azdan kârar ettirme tablosu. Yani çok büyük bir hilesini aslında şu anda ifşa ediyoruz. Türkiye televizyonlarında ilk defa şeytanın büyük bir oyununu ifşa ediyoruz. Şimdi şeytan geliyor diyor ki, aga diyor, sen diyor zaten günde 3 sayfa Kur'an-ı Kerim, 3 sayfa Kur'an-ı Kerim okuyorsun diyor, tamam mı? Yani diyor ki burada iyisin. Senin şuraya diyor ki çıkmana gerek yok. Burada ne var? Burada da böyle bir topluluğun içerisinde sohbetlere katılma. Yani bu işi yapanlarla İslam'ı yaşamaya çalışan böyle bir ekiple beraber onlarla sohbet etmeye, onların yanına gitmeye gerek yok diyor. Böyle burası da şey diyelim, sohbet halkası diyelim, tamam mı? Buradan buraya çıkmana gerek yok diyor. Çünkü sen zaten ne 3 sayfa Kur'an-ı Kerim'le okuyorsun diyor. Ya da sohbete giden birisine diyor ki, atıyorum haftada bir gün sohbete gidiyor. Sohbete gidiyor diyelim haftada bir gün. Öyle aklınıza kalsın. Bir gün sohbete gidiyor birisi. Ona da diyor ki, ya diyor 2-3 gün gitmene gerek yok haftada diyor. Sen bir gün gidiyorsun, sana bu yeterli diyor mesela. Tamam mı? Şu küçük amellerde sen burada iyisin, rahatla, gevşe sana dedir diyor. Ya da mesela senin gibi, işte sen zaten Samet Seven'in videosunu izliyorsun, işte şunun videosunu izliyorsun. Senin okumana, senin araştırmana gerek yok abi. Sen burada iyisin diyor mesela, tamam mı? Ne yapıyor burada şeytan? Video izlettirme diyelim. Video izletiyor ve sen burada yeterlisin abi. Buraya çıkmana gerek yok diyor. Yani seni tabiri caizse bu küçük amellerde, yani amellerin konfor alanında boğuyor. Sana en başta kullandığım cümleyi hatırlayın. Şeytanın asıl meselesi bir şeyleri yaptırması değil, yaptırmaması. Dediğim gibi aramızda belki ne büyük kişiler, ne büyük potansiyeli olan, çok daha büyük hayırlara vesile olabilecek kişiler varken şeytan burada tutarak buraya çıkartmıyor abi. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Sonra da şu oluyor. Diyor ki Bediüzzaman Hazretleri bu konuyla alakalı. Bil ki başka risalelerde tafsilatıyla kat'i bir surette ispat edildiği gibi musibetlerin, şerlerin hatta günahların aslı ve mayası ademdir. Yokluktur. Bakın günahın mayası yoklukmuş. Şeytan yokluktan besleniyormuş. Adem ise yokluksa şerdir, karanlıktır. Yeknesak, tek düze istirahat, sükût, sükûnet, tevakkuf gibi haletler Adem'e, yani yokluğa, kişiliğe yakınlığı içindir ki yokluktaki, Adem'deki karanlığı ihsas edip sıkıntı veriyor. Hareket ve tahavvül ise vücuttur, vücudu ihsas eder. Vücutsa halis hayırdır, nurdur. Yani arkadaşlar şeytan bir şeyleri, hayırlı işleri yaptırmayarak bizi günahlara sevk ediyor. Bu günahlar ne oluyor? Buraya ne yazalım? Haram-ı nazar diyelim. Gıybet diyelim. Gıybet. Suizan diyelim. Suizan. Şeytan geliyor diyor ki 3 sayfa Kur'an-ı Kerim okuyorsun, haftada bir gün sohbete gidiyorsun ya da işte YouTube'dan video izliyorsun. Zaten senin bu işin içerisine girmeye, dertlenmeye, insanlık için onlar imansız gidiyorlar diye böyle bir derde girmene gerek yok diyerek seni burada konfor alanında tutuyor
buraya çıkarmıyor. Potansiyelini gerçekleştirmiyor. En büyük vartalarından bir tanesi bu. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Sonra şu oluyor arkadaşlar. Sonra burada bu konfor alanında şeytan boğarak yavaş yavaş helallerden kırparak sonra şeytan insanı buraya indiriyor. Burası çok daha tehlikeli. Çünkü bir zaman sonra burası yeterli gelmemeye başlıyor insanlara. Mesela sizden de sorular geliyor. Abi namazlarında devamlılık olmuyor. Abi işte resamları okuyamıyorum. Devamlılık olmuyor. İşte sıkıntı oluyor bir türlü. Kendimi böyle raya oturtamıyorum. İmanımı raya oturtamıyorum. Bu neden kaynaklı? Bu şundan kaynaklı. Buradan buraya sıçrama olmadığı için burada artık biz sıkılmaya başlıyoruz. Buradan bu sefer şeytan boşluk buluyor ve bizi günahlara sokabiliyor. Bazen de şeytan ne yapıyor biliyor musunuz? Sırf şunu yaptırmamak için mesela ne yapıyor? Ya gerek yok senin sohbete gitmene. Sen zaten Kur'an-ı Kerim'i okuyorsun ya. Mesela bir akrabanı ziyaret edeceksin. Bu sıla-i rahimdir, tamam mı? Sana sıla-i rahim yaptırmamak için evde sana Kur'an-ı Kerim'ini okutuyor. Evde sana böyle Kur'an-ı Kerim okuttuktan sonra belki tefsir okutuyor. Ya gerek yok gitme akrabanı ziyarete ya da gerek yok sohbete gitme. Sen zaten evinde iyisin dedirterek seni büyük hayırdan mahrum bırakıyor. Devamında da birkaç ay sonra da veya birkaç sene sonra da buradan buraya düşüşler oluyor. Şunu demeye çalışıyorum kardeşlerim. Bizim çok daha sık bir şekilde maalesef günahlara düşmemizin, hataya düşmemizin sebebi burayla ilgilenmeyip burada sabit kaldığımızdan kaynaklı. Çünkü mesela Cristiano Ronaldo'yu düşünün. Cristiano Ronaldo şu an mesela bu potansiyeliyle 3. lig bir futbol takımında oyun oynar mı? Oynamaz değil mi? Neden? Çünkü yılların bir birikimi var. Yani şuradan şuraya düşme ihtimali çok zor. En fazla belki Premier Lig'in bir altındaki lige belki en fazla gider. Anlatabiliyor muyum? Yani 3. lige kadar düşmez. Bizde de aynı durum. Eğer ki biz şuraları hedeflersek, daha büyük hayırlı amelleri işlemeye dertlenirsek buradan buraya düşme ihtimalimiz çok daha azalıyor. Düşebilir miyiz? Evet düşebiliriz. Mümin hata yapar. Ama abi önce buradan buraya düşmek gerekiyor. Sonra buradan buraya düşmek gerekiyor. Buradan buraya düşüşler olur. Ama %10'dur, %15'tir. Ama buradaysak buradan buraya düşme ihtimali %50'leri kadar bulabiliyor. Demin dediğim gibi mesela şeytan helalleri kırparak insanı küfre götürüyor, insanı ibadetlerden uzaklaştırıyor. Mesela siz asla mesela çok fazla tefsir dersi almış, bu hakikatleri bilen, en azından bu işlere 5-10 senesini veren bir insanın ateist olduğunu göremezsiniz. Ateist adam önce ibadetlerini yapmaz, sonra der ki haşa Allah yoktur, ibadetler yoktur. Bu adım adım gerçekleşir. Şeytan da şu helallerden kırparak Allah muhafaza belki de bize namazlarımızı bıraktırabiliyor. Çünkü bizler aslında çok daha büyük amellere muvaffak olabilecekken şuralarda boğulup sonra buralara düşebiliyoruz abi. Bakın ben aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz. Evet buna iman ediyorum. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz. Doğru ama şuna da inanıyorum. Aza kanaat eden çoğu bulamaz. Bu da doğru. Çünkü biz buraya kanaat ettikçe o zaman buraya düşüşler daha kolay olmaya başlıyor. Bu konfor alanında maalesef boğulabiliyoruz. Bizler evet aza kanaat edeceğiz ama aynı zamanda abi çoğu da arayacağız. Bu çok nedir? Bu çok mesela Kur'an-ı Kerim okuyorken haftada bir gün sohbet meclislerinde bulunmaktır. Mesela evinizde sohbet videoları izliyorsunuzdur. Daha büyük bir adım atarak arkadaşlarınızla evinizle beraber sohbet yapabilirsiniz. Mesela bizler değil mi? Hep söylüyoruz. Risale-i Külliyatını okuyoruz. Siz de bu kitapları okuyarak arkadaşlarınızla beraber dersler yapabilirsiniz. Bak ne oldu? Şuradan buraya bir adım olmuş oldu. O zaman ne oldu? Bak 10 birim, 50 birim, 100 birim sevap vardı. Büyük amellerle daha büyük sevaplara, sevaptan da ziyade Allah'ın rızasına nail olma ihtimalimiz daha da artabiliyor. Ve buradan buraya düşme ihtimalimiz de çok şükür daha da azalıyor. Ben açık konuşayım mesela kendime de kızıyorum. Çok daha büyük potansiyellerimin olduğunu, çok daha büyük hayırlı amellere vesile olabileceğimi biliyorum ama bazen şeytan sen iyisin kardeşim işte bak burada medresen var, burada arkadaşlarla bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. E tamam yetmez mi bu sana diye şeytan böyle sağdan yaklaşarak iyisin, konfor alanını koru, sıkıntı yok diyerek bunun yeterli olduğunu, hatta bunlarla cennete gidebileceğimi bana inandırıyor. Halbuki aramızda belki de ne büyük zatlar var, ne büyük hayırlı amellere vesile olabilecek kişiler var ama bizler bunun farkına varamıyoruz. Buradaki mesele, abi biz bunun derdinde miyiz? Biz şuradan şuraya adım atmak için bir şeylerin çabasına giriyor muyuz? Burası çok önemli. Rabbim inşallah bizlere şuradan şuraya sıçrayabilmeyi, burayla kanaat etmeyi ama burayı da zorlayabilmeyi nasip etsin. Ders bu kadardı. Zil çaldı. Görüşürüz.